Alalım mesela Ilgaz Çınar. Haksız mıyım şimdi? Kasımpaşa'da açıklaması vardı. Halil Umut Beyler neler düşünecek? Tabii. Bir taraf sizi istememiş. Diğer tarafta diyor ki onlar istemediğine göre Halil Umut Beyler şimdi baskı altında kalıp bizim aleyhimize karar verirse biz ne yapacağız? Yani bir Kasımpaşa'da var. Onu da Tabii Kasımpaşa'nın açıklaması da var bu şekilde. Evet. Onu söyleyelim. Tabii biz ki sadece haklılar mı? Onlar da tabii haklı. bizim yöneticilerimiz sadece ligin Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynandığını düşündüğü için diğerleri pek umurlarında olmuyor bu tip Ne yazık ki. açıklamalarda. Maalesef öyle ama bu eşitlik ilkesine zaten aykırı. Şimdi ben daha farklı konuşayım. Birkaç madde çıkarttım kendi kendime. Hollanda, Norveç, Letonya milli maçlarımızı izledik, değil mi? Hani biz hep futbolda makasın açıldığını söylüyoruz ya kulüplerle, Avrupa kulüpleriyle uluslararası anlamda. Bu sadece kulüpler ve oynanan futbol bazında değil, hakemlik noktasında da açılmış demektir. Çünkü muazzam maç yönettiler o 3 maçta da. VAR olmadan. Değil mi? Çatır çatır. Hiç yani. Ofsaytlar Hollanda maçında kimi, Norveç maçında kimi, Letonya maçında kimi çok iyi daha millilerimizin. Mesela onlar gelip bu kalan sürede kulüplerin maçını yönetsek desek muhtemelen %90 taraftar profili evet derler. Evet onlar yönetsin derler. Burada bir farkın açıldığını görüyoruz. ki zaten Kulüpler Birliği Başkanı, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Ahmet bunu dile Nurçevi getirmişti. de söyledi yabancı hakem. İkincisi Merkez Hakem Kurulu bu yapmış olduğu atamayla bize yepyeni bir kaos kapısını aralamış oldu. Hatta aralamadı, sonuna kadar açtı, misafir etti hepimizi. Dedi ki bundan sonra diyelim ki X kulübü biz bu hakemin maçın yani şey yönetiminden memnun değiliz. Bir daha istemiyoruz dediği anda başta Beşiktaş haklı olmak üzere şunu takip etmeye başlayacak. Diyecekler ki bakalım o hakemi bir hafta sonra o X kulübün maçına verebilecekler mi? Şimdi burada hep biz başka bir şeyleri takip etmek zorunda Tabii. kalıyoruz. Kulüpler de enerjilerini buna harcamaya başlıyorlar. Ve doğal olarak da bunu konuşmaya hakkı olacak Beşiktaş'ın. Madem sen ben hakemi istemiyorum dedikten sonra bunu verdin. O zaman niçin böyle? Gelelim. Bunun bir diğer alt parantezi daha var tabii ki. Hani hepimiz hemfikiriz. Bugüne kadar hep konuşulduğu için sen de dedin bugüne böyle geldi böyle gidiyor diye. Böyle geldi böyle gidiyorun yolu ligin bitmesine ve 3 tane kulübün puanı birbirine bu kadar yakınken verilmemeli. Bu sezon başında olur. Sezon başında hakemler der ki MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu çıkar ortak bir açıklama yapar. Bundan Bu sonra her sene hakem bu sene her maça verilecek. Evet bu sene herhangi bir kulübün ağzından böyle bir cümleyi duyarsak diye başlayan manifesto olabilir. Doğru. Olmayabilir. Veyahut da der ki biz böyle bir karar aldık. Bundan sonra bizler hakkında şikayet etmeyeceksiniz. O zaman da kulüpler Ama diyecek onun ki da kriteri ne olacak işte Ilgaz? kriteri Şimdi bilmiyoruz. fahiş bir hata yaptı. Fahiş hatayı zaten gözlemciler. Ve İşte. Sergen Hoca gibi X takımın hocası da Tamam. çıktı. Dedi ki biz bu hakemi istemiyoruz. Şimdi onu verebilecek misin o X Şimdi takıma? o fahiş hatayla da alakalı benim hep Ya kendi hatanın kendime ne kadar olduğuna nasıl karar verilecek yani? şöyle bence Yani bu mudur boyutu hata? Bu böyle yok yapılırsa öyle değil. verilecek yani. Ölçüm birimi Bugüne ne? kadar mesela Neye göre verilecek bizim çok veya kötü verilmeyecek? yönettiğini düşündüğümüz hakemlerin bir hafta sonra maçı aldığını gördük, değil mi? Veyahut da Evet. böyle çok ortalama Allah Allah hiç hata yapmadı dediğimiz hakemlerin maçı almadığını da gördük. Misal. Bunlar da var. Ben kendi adıma her zaman söylüyorum. MHK'nin bence MHK'de bir devrim yapılmalı. MHK başkanları değişiyor. Bir şey değişti mi hayatınızda? Biz hala hemen hemen bütün programlara hakem konuşarak başlayıp hakem konuşarak bitirmiyor muyuz? Ve sonrasında kulüplerin açıklamaları haklı olarak geliyor. Kulüplerin açıklamalarını Sadece hakem değil, konuşarak VAR da konuşuyoruz ya hakem diyor. işte Yani hepsi yani aynı yani arttı o artı bir de yüzden o diyorum. var yani. Bence MHK'nin içinde tamamen bir devrim yapılmalı. Yani böyle yumuşak bir geçiş de değil. Son 30 yılda işini iyi yapan yapmayan kim varsa onlara teşekkür ederek yepyeni bir yapılanma içine girilmeli. Bunu Erman Hoca neredeyse her programda söylüyor. Gözlemcilerin kim olduğunu, Buna benzer temsilcilerin ifade kim ediyor. olduğuna bakarak adil bir puanlama sistemi getirilmeli. Ama bunların başında da bütün bu kargaşayı ortadan kaldırmak için Ali Koç'un çok doğru bir önerisi vardı Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Biz yani bir para da değil, eski federasyon başkanı şimdi bütün şans oyunlarının da başında. Yani topu koyacak makine de var, bedava da kiralayabilirsin. Git şu hakemleri kurayla belirlediğimiz müddetçe torba torba Ama belirlersin. onu Dersin doğru ki bir yöntem. Ha, onu torba torba gelecektim. Yani belirlersin. formda Dersin ki hakem var, formsuz hakem var çünkü hakem işte o derken. şeyine göre bir torbaya koyacaksın onu. O haftanın yüksek not alanlar bir yerde duracak, yapacak ve buna göre kurayla çektiğin anda o zaman insanlar tabii ki şu da konuşulur. Sıcak top, sıcak soğuk top hikayesi var mı acaba burada? Bu da ayarlanmış mıdır değil midir Tabii diye. 2 hafta üst üste Halil Umut Meler çıksaydı Yani Beşiktaş'ın maçında ben olabilir. Hani olabilir. 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 Bu çok normal bir şey. Yani o çıkarsa yapacak bir şey yok. Çıkarsa yapacak bir şey yok ama artık insanların kafasındaki soru işaretlerini gidermek için Mesela bu atamaya değil
çekilişe şans vermeliyiz bence. Biraz da çekilerek yok, gelse yani. Yok, şimdi bu şeydeki konuşulan hikaye doğruysa Kulüpler Birliği'nde hakemleri, kurulları, MHK'yi yani Kulüpler Birliği atasın. Bunlar konuşulduysa devrim bu. Tabii. Ya bir şey yoksa devrim yani bu. Ve nasıl ben yani, kulüpler mi karar verecek hakemler? Hayır. Kurulları, MHK'yi, tahkim disiplini Kulüpler Birliği seçsin. Yani federasyon yani alt kurullarını bir seçsin ki itiraz etme şansı. Atama olmasın. Atama olmasın. Adaylar oldu, orada seçilsin. Kendileri toplantılarda karar versin. Seçim yasak ama UEFA tarafından biliyorsun. Ya nasıl olursa olmuyor. O kadar hangi şeyini bilmiyorum. Atamayla gelmek zorunda kurullar. Hayır, hayır. Çünkü MHK'yi atamayla getirmek zorunda. Ne olursa seçimde olsun eğer işin içinde... İyi de işin, MHK başkanını görevden alamıyorsun. Atamayla getirdiğin adamı nasıl görevden Kulüpler Birliği alamıyorsun? Dahil edilirse... Öyle, ben yazmadım. Hayır, işin içine Kulüpler Birliği dahil edilirse kimse de itiraz UEFA'dan etmez. UEFA'dan izin almak gerekebilir. İngiltere nasıl yapıyor? Bilmiyorum. Onlar federasyonda galiba. Ya UEFA'nın kuralı MHK'yi seçimle çünkü orada yani göreve getiremezsiniz. Şirket atama yani, ile getirebilirsiniz. Bir şirket orada biliyorsunuz. Orada bazı farklılıklar olabilir. Zaten ama en azından UEFA'ya bağlı federasyon olduğu için. Hayır, şuraya gelelim. En azından senin marka değerine katkı sağlayabilecek bir yönetim tarzı, kurulların, tahkimin, disiplinin olması gerekiyor. Çünkü Kulüpler Birliği içerisinde bunların da konuşulması güzel çünkü bu ama Mustafa Cengiz Kulüpler Birliği'nde istifa etti. Orada da fire var. Ama niye istifa ediyor? Bir de Mustafa Cengiz'in daha ne kadar böyle Aziz Yıldırım etti. Etmiş. Daha önce ne zaman kritik kararlar varsa eskiden hakemler de insandır açıklaması yapıldı. Tamam başkan o geride kaldı. Artık yeni bir dönem başlıyor. Ve ne olur bu yeni bir dönemin de başlamasına bir sebep ol. Bir şey ol. Bir katkı sağla. Sürekli tartışma olmuyor. Yani Kulüpler Birliği toplanıp Galatasaray'ı bu ligden atmaya çalışmıyor. Kulüpler Birliği biz bu düzeni nasıl değiştiririz? Açıklaması vardı biliyorsunuz hakemlerle ilgili. Bu arada hakemlerin isminde sorun yok. Fırat Aydınus bana göre hakemliğin Sergen Yalçın'ıdır. Müthiş yetenek. Doğuştan hakem yeteneği var adamda. Ama bu sistem içerisinde yok olup gidiyor. Cüneyt Çakır da bana göre çok yetenekli bir hakem. Halil Umut Meler de ama bu sistem içerisinde yok olup gidiyorlar. Dolayısıyla bu sistemi yok etmenin, devirip Ilgaz'ın dediği gibi bir devrim yapması lazım. Ama bu devrim yaparken de sürekli işte eskiden hakemler de insandır dediniz siz. Tamam bitti o. Yani Fikret Orman yok şu an bu futbolun içerisinde. Halen oraya doğru gidiliyorsa iş tıkanır. Yoksa 5 sene önceye gidilir. Yoksa 10 sene önce gidilir. O da 15 sene önce gider. Geçmişe giderek sorun çözmeye çalışan tek şey futbol dünyası bizde. İleriye bak artık. Valla taraftar rahatsız. Her maç Halil Umut Meler tegi ikinci sırada. Türkiye gündeminde en çok konuşulan konu bu. Sosyal her maça medya. Halil Umut Meler. Böyle bir eşlik açtı. Beşiktaş taraftarı tepki.